Ver. Annen arıyor. Anne yine ne var ya? Anne nasılsın? Hah Metin. Oğlum bir an evvel buraya gelmen lazım. Bilsen neler oldu neler. Hayırdır ne oldu? Rıza'yı vurdular. Ne? Abimi mi vurdular? Abi deme şuna ya. Abin değil o senin. Üvey kardeşin. Melike karısının oğlu o. Anne adamı çıldırtma da söyle. Ne oldu abime? Bir şey olduğu yok korkma. Kurşun sıyırıp geçmiş. İyi yani. İyi iyi. Bir saniye bekle bir saniye. Nasıl vurulmuş abim? Barazoğullarıyla toprak meselesi yüzünden kapışmışlar. Ya otursun oturduğu yerde ya. Bıraksın kovboyculuk oynamayı. Ya neyse ne. Sen bir an evvel atla buraya gel. Neden? Neden mi? Metin ya sen beni çıldırtacaksın sonunda. Oğlum bak Selimoğulları dendi mi aklı sadece Rıza geliyor. Neden? Çünkü sen İstanbullarda gezip tozmaktan başka bir şey yapmıyorsun da ondan. Hızlı yaşa genç ol anne. Benim felsefem budur biliyorsun sen. Hay senin felsefen batsın ya. Oğlum biraz adam ol. Aklını başına devşir. Sorumluluk alabileceğini göster. Bak ben bu evde bir tek sana güveniyorum. Sen yokken bu Melike karısı beni çok eziyor. Hep kuma olduğumu yüzüme vuruyor. Anne kumalık mı kaldı bu zamanda ya? Bak babam öldü. Bu ev Melike'nin olduğu kadar senin de evin. Bıraksın artık bu lafları canım. Neyse ne hadi. Sen geliyor musun gelmiyor musun onu söyle. Tamam tamam geliyorum. Hadi kapa sonra görüşürüz. Tamam oğlum bekliyorum. Ya. Ne oldu aşkım abin iyi miymiş? İyi iyi. Annemin abartmaları işte. Melike'li ikisi bir gün beni delirtecek ama. Senin de işin zor be aşkım. Bir evde iki anne. Ben bir tanesiyle daralıyorum. Sen ikisini birden nasıl idare ediyorsun Allah aşkına? Babam Hasan ve Esra'yken ikisiyle de çok güzel idare ederdi. Ama ölünce resmen meydan savaşı başladı. Ah Hasan Bey ah. Sen de babana çekip üstüme kuma falan getirmeye kalkmayacaksın herhalde şekerim değil mi? Zevzekliği bırak da hazırlan. Memlekete gidiyoruz. Kaptan! Hop! Kaptan! Gidiyoruz sahile. Hadi sahil. Geldik hayat. Oğlum hoş geldin. Biz evladım benim. Ver elini öpeyim. Hoş geldin kızım. Gel canım. Geldi boş gezenin boş kalfası. Anne başlama öyle. Geldim. Hoş bulduk. Ne haber kız? Hoş geldin Metin abi. Hoş bulduk. Hoş geldiniz küçük bey. Hoş bulduk Mürvetciğim. Sen de hoş geldin kızım. Hoş bulduk teyzeciğim. Şevval'di değil mi? Hülya. Hadi geçelim artık içeriye. Şevval kim? Ne haber Mustafa? Sağ olun beyim. Hoş geldiniz. Vay abilerin abisi. Abim. Neredesin sen kaçak? Beni bırak da sen iyi misin onu söyle. Kolundasın. İyi. Sıyırdı geçti. Annemler söyledi. Bu Azer bardağı taşırmış iyice doğru mu? Oğlum Azer kim lan? Metin. İhsan öldü. İhsan. Ben öldürdüm. Abi. Kendini suçlayıp durma. Bütün kabahati Azer'de. Onun yüzünden bir can öldü. Can gitti evet doğru. Ama o can senin de canın olabilirdi. Bunu unutma. Neyse. Neredeler? Çölde. Mürvet. Fatma ile şu yeni gelen kızın adı neydi? Hülya Gurbet abla. İyi çağır ikisini de gelsinler sofraya. Tamam. Durun canım Rıza'yı bekleyelim. Ne oluyorsunuz? Ya onun geleceği yok.
Biz başlayalım. O gelince bize katılır. Bakın size kimi getirdim. Ah Rıza. Nerede kaldın oğlum? Kulübedeydim anne. İşe dalmışım. Kusura bakmayın. Nihayet toplanabiliriz millet. Açlıktan öldük vallahi. Keşke siz yeseydiniz. Ben biraz odamda dinleneceğim. Yemeyeceğim. Olur mu? Hiç öyle şey olur mu Rıza? Metin ayıp olur. Yok yok olmaz da. Abi gelmişken birkaç lokma yeseydim bari. Vallahi hiç sofra bamda değil. Biraz yatayım sonra inerim. Hoş geldiniz. Merhaba. Biraz dinlen sonra aşağı in ha. Tavlanın rövanşını unuttum sanma. Dağ gibi adam bir günde nasıl da çöktü. Ağzından yel alsın Gurbet Hanım. Bu evde çöken biri varsa o da sensin. Asıl sen kendine bak. Ben bu eve gelin geldiğimde sen büyük anne olacak yaştaydın. Gurbet Hanım, sen bu eve gelin gelmedin. Kuma geldin. Bu eve gelin gelen benim. Bunu sakın unutma. Ya hadi kızlar, annemler birbirlerini yerken biz de Hürvet'in o lezzetli yemeklerini yiyelim bari.